Sen de keşfetmişsin burayı. Güzel. Burası var ya şirketin en huzurlu yeridir ha. Sen var ya işini biliyorsun ha. Hayırdır Tuca, ne istiyorsun? Ya hiçbir şey istemiyorum öyle. Sohbet, muhabbet, ne yaptın? Neyi ne yaptın Tuca? Gerek var mı bu muhabbete şu an? Tamam ya, sakin ol, hemen geriliyorsun sen de ya. Allah Allah. Bak ben yerimi biliyorum ha. Yani... Elif'le bebeğiniz olacak. Ben de böyle etrafınızda pervane gibi dolanmayacağım bundan sonra. Bak onu güzel söyledin. Elif'le benim bir bebeğim olacak. Yani sen çocuğumun annesinden uzak duracaksın Tuncay. Ya genelde de öylesin de bugün her zamankinden daha gerginsin. Sibel gittiği için mi? Ya sana ne kardeşim, sana ne ya? Sen ne laftan anlamaz bir adamsın ya. Ya biz seninle 40 yıllık dost muyuz? Ben niye anlatayım derdimi tasam sana? Tamam tamam, damarına bastım. Tamam, ben de üzgünüm kardeşim gittiği için. Ama zordur yani. Aşkını kalbine gömüp gitmek. Bilirim. Utanmasan Elif'e duyduğun hislerini anlatacaksın bana, biliyor musun? Ben böyle bir şey görmedim ya. Aa yok yok. Öyle değil ya. Öyle bir şey değil yani. Yalnız garip olan ne biliyor musun? Onca şey yaşandı etti. Şöyle geniş resme baktığımda... ...bir tane mutlu insan yok ya. Çok tuhaf değil mi? Bir tane. Sakladığın sırrı biliyorum Elif. Bebeğini kaybetmişsin. Çok üzgünüm. İntikam alacaksın değil mi benden? İpler eline geçti ya. Öyle bir şey yapmayacağım ben. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. İstemiyorum ben senin yardımını falan. Git buradan. Erhan'a söylemek zorundasın. Onun da bebeğiydi. Bilmek hakkı. Tabii söyleyeyim de koşa koşa senin kollarına gelsin. Onu istiyorsun değil mi? Bu yalanla yaşamaya devam edemezsin. Söylemek zorundasın. Gelip burada böyle ahkam kesmek kolay tabii. Elif, niyetim bu değildi. Bu yüzden gelmedim ben buraya. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Sen bizim hayatımıza girmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Sibel'in gittiğini öğrenince en azından Elif'in içi rahatlamıştır. Vallahi bak ben kötü bir şey istemiyorum yani. Mutlu olun ya. Gerçekten. Umarım olursunuz inşallah. Ben senin dilini çözemedim birader. Ne desem olmuyor, dövsem olmuyor, sövsem olmuyor. Ne yapmam lazım ben anlamadım ki sana. Yok yok, sen bir şey yapma bana ya. Zaten her şey karışık. Efendim Elif? Erhan neredesin? Konuşmamız lazım. Sen ağlıyor musun? Sesin hiç iyi gelmiyor. Ne oluyor? İyi misin Elif? Bebek nasıl? Buluşmamız lazım hemen. Neredesin? Sahildeki çay bahçesinde buluşalım mı? Tamam buluşalım. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Gerildik yine ayaküstü ya. İnsan sevdiğini kaybetmemek için bu kadarını da yapıyormuş demek ki. Gerçekten çok üzücü. Ben anlayabiliyorum. Erhan'ı kaybetmemek için yaptı. Sakın Sibel. Bu kadar da anlayış gösterme. Ya sen de seviyorsun bu adamı deliler gibi. Ama bırak onu üzmeyi, yalanlar söylemeyi. Tam tersi o üzülmesin diye neler yaptın? Ya sen kendinden anne olma şansından vazgeçiyordun ya. Unuttuk mu bunları? Tamam, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Canım benim, yanlış anladın. Kızmıyorum sana. Hatta Almanya'ya gitmekten vazgeçtiğim için mutluyum. Vazgeçtim. Vazgeçtim de Erhan karşısına bile çıkamıyorum. Ya Elif ne yapacak bilmiyorum. Söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Ya
Elif? İyi misin? Ne oluyor? Elif güzelim, ne oluyor? Elif bir şey söyle, ne oldu? Elif? Erman. Bebeğimiz. Ne oldu bebeğimize? Öldü herhalde bebeğimiz. Ne? Sen ne diyorsun Elif? Sen ne dediğinin farkındasın değil mi? Elif, sen ne dediğinin farkında mısın? Ne zaman oldu? Nasıl oldu bu olay? Ha? Ne fark eder? Ne demek ne fark eder? Ben senin yanında değil miydim ya? Ben sana destek olmadım mı? Bundan sonra geçmişi kapattım demedim mi sana? Sen bana niye yalan söylüyorsun Elif? Korktum Erhan, korktum. Korktum. Seni kaybetmekten korktum ben. Bebeğimizi kaybettim zaten, seni de kaybedemem. Seni kaybetmekten korktuğum için ne demek Elif? Elif, seni kaybetmekten korktuğum için ne demek? Bu mu senin özrün? Özrün bu mu senin? Bir söylesene bana. Yapamadım, yapamadım Erhan, yapamadım. Ne olur anla beni, yapamadım. Nasıl anlayayım seni Elif ya? Elif, nasıl anlayayım seni? Bebeğimiz iyiydi ya. Sağlıklıydı, sen iyi diyordun, güzel diyordun. Hani doktor çok iyi dedi, Erhan dedim bana. Sen öbür doktora o yüzden mi gitmek istemedin Elif? Bana bunu söyle. Sen bana yalan mı söyledin Elif? Burhan babanın haberi var mı bundan? Arda'nın haberi var mı? Elif, sen sürekli yalan söylüyorsun. Sen iyi misin Elif? Sen, sana ne oldu? Ya ben bebeğimiz olacak diye. Ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Sibel'den mi ayrılacaktın? Sırf bebeğimiz olacak diye değil mi? Sorumluluklarını yerine getireceksin diye değil mi? Konumuz o mu? Konumuz o mu, yoksa konumuz senin bana yalan söylemen mi? Sen ne dediğinin farkında mısın ya şu an? Sen başlattın Erhan, sen başlattın. Ne yaptım ya? Her şeyi sen başlattın. Benim tek bir hayalim vardı ben. Seninle evlenip mutlu olmak istiyordum. Bu kadar. Bu bebek bir umuttu. Bu her şeyi düzeltecekti. Her şey eskisi gibi iyi olacaktı yine. Yanında olurdum ya. Destek olurdum lan sana. Ama sen bana yalan söyledin. Beni hiç anlamayacaksın, her an anlamayacaksın beni. Ben seni anlamayacağım, öyle mi? Burhan babaya ne zaman söyleyeceksin Elif? Adam torun olacak zannediyor. Tamam. Birlikte söyleyelim, tamam mı? Sen yalanını tek başına söyledin. O yüzden ceremesini de tek başına çekeceksin. Buraya kadar bitti, ben yokum. Yokum ben. Ne demek ben yokum? Buraya kadar. Erhan yapma, ne olur yapma, yalvarırım, ne buraya olursun. Kadar. Ne olur yapma, bırak. Buraya kadar! Bitti. Ben bundan sonraki hayatımızı sana güvenemem. Bitti.